Peygamber Efendimiz'in vaftizize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Destur ya Adem, Safiullah, Destur ya Nuh, Şekilullah, Destur ya İbrahim, Halilullah, Destur ya Musa, Kerimullah, Destur ya İsa, Ruhullah, Destur Muhammed, Mustafa, Habibullah, Destur cümle Peygamber, Ramzan, Burası, İkram, Allah'ı, Destur ya sahiben meydan, Rıza'en lillahil Fatiha, ma'as, salavat Allah'a. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ederek başlarım sözlere. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve âli ashabına, ahbabına selatü selam olsun. Haşa, peygamberlere birbirine ayrılarak değil, şeriatıyla yıkımlı olduğum Peygamber Efendimiz'i kastediyorum. Yoksa hiçbir şeriata dil uzatmak hakkımız, hakkımız değil kimsenin. Ne kitaplara, ne gönderilen şeriatlara, Peygamber Efendimiz'e ayırt etmeyin birbirine hitabı yetiyor değil mi? Onlar benim kulumdur, resulümdür, elçimdir. Peygamberimdir buyuruyor Hazreti Allah, kulunu anladığı canda. Onun için şunu ayırt etmek, bunlar biraz bencillik oluyor, bencillik. Ve bu bencillik zamanında hiç etkilenmemiş insanlar ama bugün perişan ediyor. Dünya devletleri birbirini nasıl yiyeceğiz, nasıl kaybedeceğiz diye yarış ediyorlar. Anlamı nedir? Bu. Herkese kafir, gavur, gayrimüslim değil. Biz Muhammediyiz. Evet. Allah elimizden olmasın. Hazreti Allah diyor mu? Hayır. Peki İslamiyet o zaman niye tekene aldın canım? İslamiyet senin malın mı sadece? Muhammediler yanında Müslümanı yok. İşte hak diyorsun. Öyle değil. İslam, bütün insanlar Müslüman fıtratı üzere dünyaya gelir buyurdu Peygamber Efendimiz. Fıtratında vardır İslamiyet. Allah var diyecek şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama yine terbiye muhtaçtır. Mutlaka terbiye görecek. Terbiyecisini bulacak ki Allah var desin. Fıtratında vardır ama öyle yaratmış Hazreti Allah. Terbiye muhtaç yaratmış. Yoksa terbiye muhtaç yaratmasaydı Peygamber Efendimiz'in gönderen kitaplarının anlamı kalır mıydı? Hepsi terbiye. Yani işkembeden konuşmuyorum Allah korusun. Rabbimin ihsanı, lütfu bu. Siz Peygamber Efendimiz'e ait etmeyin. Onlar benim işlerimdir, kulumdur, resulümdür. Buyurur, iptal olan bir kitap var mı yok, iptal olan bir peygamberin şeriatı var mı yok. Sen ne konuşuyorsun? Canım, cahil insanlar, başka türlü söylemesek tutamıyoruz. Mazeret mi? Rica ediyorum. Hele bugün mazeret mi? Bugün adam dünyayı gösteriyor camın üzerinde sana, bir cam.
Bütün dünya kurulanları konuşan sesleri getirecekler inşallah zamanla. Hayret. Ne hayret ediyorsun? Beni adam öyle muazzam yarattı ki Resulullah. Öyle muazzam yarattı ki. Ruhumdan ruh nefrettim. Anlamı bu. Efendi. Sen ilah olmuyorsun ama efteli mahluk, şerefli mahluksun. Allah'ı bilmeye, yolumu bilmeye mecbursun. Yolun ki peygamberi tanımaya mecbursun. Bütün peygamber efendilerine hürmet göstererek tanımaya mecbursun. Bütün kitaplara hürmet göstererek tanımaya mecbursun Hazreti Kur'an'ı. Yani işkembeye konuşuyorum, kitabı konuşuyorum. Kur'an böyle başlıyor. Elif lam mim. İşte aynen. Manası aynen. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amene Resulü iman ve ileyhim Rabbim. Kulün amene billahi ve alâkete üktü ve Resulü. Efendi Kur'an oldu. Ama tahrif eden parmakların Allah onların hesabını soracak. Hala tahrif ediyorlar. Hala tahrif ediyorlar. Şimdi hükümetimiz Allah razı olsun, çok çok razı olsun. İşten uğraş getirsin. Amin. Okullarda Kur'an'ı mecburi okuyacak. Ne muazzam bir olay. Eğer itiraz etmezlerse, ortalığı karıştırmazlarsa. Evet. Ama hükümetimizden, devletimizden rica ediyoruz. Çarpık ayetleri düzelsinler. Mana veriyorlar. Ayette çarpıklık yok. Mana verenlere de çarpıklık var. Maide Suresi 51. Üzerine dolusun. Dünyayı birbirine düşman eden o yanlış tefsir, yanlış meal bitirdi insanları. Din düşmanlığı oradan geliyor. Siz Yahudiler, Hristiyanlar dost edilmeyin. Kim onlar dost edilirse onlarla beraberdir diye tefsir ettiler. Meal yazdılar. Halbuki, evet, Beni İsa'yı, Beni Nasara'nın evliyasına evliya edinmeyi diyor Hazreti Allah. Evliyasına evliya. Ben ondan kendine evliyası. O şeriatın evliyası var. Sen kendi şeriatındaki evliyaya sahip olacaksın. Allah! 180 derece ters. Nasıl elin ayağın titremeden bir de bilgi satarak bunları hala bugün de öyle yazıyorlar. Yok mu çaresi dostlar demiş hanım Fesbihanallah. Var. Kalib ile dünyaya haykırın oğlum. Bu davanız haykırın. Hepinizin bir şarkı davası bu. İşte internette dinleyen kardeşlerim de Allah aşkına, Resulullah aşkına sevdiklerinin şeyin başı için ilgi göstersinler. Yeter artık. Cahil insanı başka durdun. Ne cahil? Cahil senin baban. Hatırlatırdın yerine. Ne cahil? Doğrudur sen anlatmıyorsun. Ondan sonra filancayı kim öldürdü? Dava yok. Ne davasına bakıyorsun sen? Bu durumda herkes birbirini öldürecek. Ha şimdi atom bombası bilmem ne hepsi icat etmeye başladı ki Allah Allah Allah, Allah şerlerinden korusun. Gel. Onun için gerçeği artık. Yeter. Yeter diyecek bir güç ihsan etsin inşallah Hazreti Allah. Hayır biz yeter diyoruz ama elimizde imkanımız yok başka. İşte sergiyi bunun için serdik. Bunun için teşhir ediyoruz gerçekleri. Dünya devlet başkanlarından teşekkürler. Bunun için geliyorum.
Hayır, yağcılık yapmıyoruz. Allah kahretsin. Kadirler yaşıyor, yaşayacak inşallah. Muhammediyiz, Allah elimizden almasın. Şeriat-ı Muhammediyle yaşayacağız. Başka kitaplara dil uzatırsan, başka peygamberlere dil uzatırsan imansız oluyorsun, kafir gavur oluyorsun. Allah korusun. Âmentü billâhi ve melâketi ve kütübü ve rasûlihi. وَالْيَوْمُ الْآخِرُ بِالْقَدَرِ اَحِلِهِ وَشَرِّهِ اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى وَالْبَاسُ بَعْدَ الْمَوْتِ Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulü'l-Lillah. Allah'ın varlığına inanacaksın. Âmentü billahi. Ve melâketihi, melâketine iman edeceksin. Ve kütübü, bütün kitaplarına iman edeceksin. Ve Resulü'l-Lillah, bütün Resulü'lerine iman edeceksin. Efendi! Hayrın şerrin Allah'ın oynanacaksın. Kazanın kadar Allah'tan oynanacaksın. Öldükten sonra dirileceğine iman edeceksin. Bu ne kadar haykırsa kazır. Anayasa bu. Allah'ın buyurduğu anayasa. Peygamberleri birbirinden ayırt etmeyin buyuruyor. Onlar benim Resulümdür, kulumdur, elçimdir, peygamberimdir. İftihar olan bir şeriat var mı? Yok, hayır. Var diyenler Allah ıslah etsin dedi. Göster. Kur'an baştan aşağı bunu anlatmıyor mu? Amenti anlatmıyor mu? İmanın şartı değil mi? İmam Maturidi Hazretleri, İmam Eşari Hazretleri, iki imamımız var itikatta. İtikatta iki imamımız var. Amelde İmam Azam, İmam Hanefi, İmam Maliki, İmam Şafii, İmam Hanbeli, İmam Eyn var. Keşke durdurmasalardı. Durdurdular. Fitne oluyor diye fitne yiyenler yaptı. İçtihadın her devirde. Ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna şeriat ve diyanetlerini çizmediler bu tabloyu. Aykırıyorum, hayır desinler. Varsa bir güç, hayır desin. Çizmediler bu tabloyu. Herkese kafir yok, gayrimüslim demek de ferahlık bunlar sanki. Tebaam kaçmasın oraya diye. Sen gerçeği anlat, hepsi Muhammedi olur. Nereye kaçıyor? Ama sen anlatmayı bilmiyorsun. Nefsani duygularına esir olmuşsun. Bugünü tasvir edemiyorsun zaten, edemezsin. Peygamberim efendim buyurduğu halde, fakire öyle buyurdu. 91 senesinde Mekke-i Mükerreme'de ümmetime söyleyin vazife. Yaşadıkları zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre hazırlansınlar. Yaşadıkları zamana göre hazırlansınlar. Geçmiş zamana göre değil. Allah'ın haram kıldığı malum, onlar değişmez. Helal kıldığı da değişmez. Ama bir de günlük yaşamda tarzı var. Herkese kafir, gavur, gayrimüslim diyerek nereye gidiyorsun? Kim dedi bunu? Öyle mi dedi Hazreti Allah? Efendi Allah'ın buyruğundan bahset. Kendi fikirlerinden değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbiyim ben terbiye geçeyim diyen Hazreti Allah. Fatiha-i Şerif ne güzel. Özeti. Elif Lam'ım işte. Evet, zalikel kitabı da arayıyor.
Hüden nurtakine gözüne gülmemiz gayb. Ve buna selat olan maradoklar mümkün ki kum. Yağun. Sıhhatinden şifretinle o kitap Hazreti Kur'an. Müttakiler için yol göstericidir, hidayet kaynağıdır. O müttakiler ki de yola tutarlar. O müttakiler ki gayba iman eder. Neydi gayb? Âmentü billâhi ve melâketi ve kitâbi ve rasûlî. O müttakiler ki gayba iman ederler. Evet. Gayba iman edenler ne yaparlar? Namazlarını kılarlar. Allah! Hadi! Buyur hadi buyur! Fetva ver! Hemen Kur'an'ı koş Şerif abi. O müttakiler ki namazlarını kılarlar. Verdiğimiz ustan da yoksullara tasarruf ederler. Bağlamış yere varmış. Benimle beraber mi kaldın sen be herif? Hatır hatır ya. Yaşandı. Sanki kendi kendini yaratmış. Öyle diyor, ben ne güzel yarattım kendimi. Şeyle gelin, dayını bilmen, köye giden tayını bilmen demiş hani. Ne olacak halin? Hazreti Mevlana da hikaye eder de çok güzel anlatır. Ya. Ben anlatayım mı size? Belki. Köylünün birisi şehre gelir, misafir olurdu bir ev sahibine. Ah ne olur, çıkın da gelin, bir hayatı görün. Bir temiz hava alın, zevkini bu tadın köyün. Ne bir şehirde kalmışsınız? Falan diye sisem ederdi. Adam memurdu, bir gün izin almıştı. Birkaç gün, hadi gidelim de şurada bir hayatın tadını çıkaralım dedi. Gittiler o köye. O köyünde kötü bir ahlakı vardı, hiç misafir kabul etmezmiş. Adam sordu, hangi kapıyı çaldıysa üzerine kapandı. Neyse bu adamın kapısını buldu, vurdu. Adam çıkıp da kaçtığında o davet ettiği kişiyi görünce düzenbaz sahtekar, şerefsiz. Böyle şerefsiz de çoktur. Dedi ki, kusura bakma, ben seni tanımadım. Sen de tanımıyor musun? Sen her sene, her zaman gelin de bize misafir olunca bizi davet edersin ya, işte geldik. Vallahi öyle bir rahatsızlandım ki ben şimdi kimseyi tanımıyorum. Kusura bakma. Ya tanıma, yağmurda çiseliyor, havada serin. İçeri girelim, öldük, çoluk çocuk perişan oldu. Yok, ben tanımadığım insanı almam içeri. Hele şerefsizler, düzenbaz. Allah bunların şerrinden vurursun. Amin. Dedi ki insaf et ya, burada kimse bizi içeri almıyor. Sen de almıyorsun. Çoluk çocuk ölecek soğuktan. Yani abi yağmur çiseliyor, serinlik başlamış. Şurada bir kulübe var dedi, git orada. Al şu çifteyi yanına. Orada barının dedi. Ben içeri alamam, kusura bakma, tanımıyorum sizi. Çifteyi verdi kucağına. Mesleği de diyorlar. Adam gitti, domuzlar gelir dedi, mısır sallası önü. Sen domuzu gördüğün zaman ateş et, vur onu. Adam teslim edildi, artık çoluk çocuğuyla dulladan alınca razı oldu. Kucağına çifteyi aldı. Tetikin bekliyor derken bir sayısı koptu şeyin içinden. Mısırlığın içinden sayısı koptu. Ama geliyor domuz dedi.
Bekledi biraz. Yaklaşınca tifa çifteyi iki gözünde boşalttı oraya. Boşaltınca bir eşya sırasıymış. Saçmalığı yiyince yerlendi o cat diye falan affedersiniz. Adam pencere açtı, Allah belanı versin ya. Ne yaptın, bizim eşya sırasını vurdun. Yok ya, domuzdu. Domuz dedin ya sen. Ben onun için vurdum. Lan bilmem mi? Affedersin, yerlenmesinden tanırım eşya sırasını. Yerlenmesinden tanıyormuş eşya sırasını, kerhaneci. Dedi ki Allah'tan kork ya, eşya sırasını yerlenmesinden tanıyorum da senelerdir gelip bizi davet ettiğin kimseyi tanımıyor musun? Şerefsiz. Eşyanın yerlenmesinden tanıyorum sırasını. Cidden sıfayı vurmuş. Demek kaç senelik ahbabımı, eşini, dostunu davet ettiği insanı tanımıyorsun. Çiftenin gözünde bir iki daha olsaydı ona boşaldı diyordu. Onun için eşyayı yerlenmesinden tanıyordu da. Ben Allah'ı tanımıyorum, peygamberimi tanımıyorum. Girmezler, girmezler. Ne güzel misal değil mi? Allah kanimani rahmet eylesin. Hak dostu. Ocağın yoksa. Evliya ya. Allah'ın evliyası ya. Ne demek dost ne diyelim? Ne demek dost, ne demek dost? Dost diye diye ocağımızı söndürdün. Çıktın. Eyledin viran demiş. Hani Karagöz'ün dediği gibi. Varayın sahibine ağabey öreyim hemen. Karagöz hacivatı mı yapıyorsun? Dost diye diye iflahını kestin dünyanın. Birbirine düşman ettin. Maide Suresi 51. İşte devletimizden, hükümetimizden rica ediyoruz. Başkasının gücü yetmez buna. Hangi tefsir açarsan aç, hangi meal açarsan aç. Siz Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin diyor. E Allah'tan korkmuyorlar, buradan tanıyorlar. Öyle demiyor ki Hazreti Allah. Siz onları evliyasına evliya edinmeyin, çünkü onlar kendilerine evliyasıdır. Sen kendi evliyana tabi olacaksın. Gayet açık. Aman yarabbim. Hala dost diye tercih. İşte. Lan ne haber? Meal varsa. Ne haber? Tersi varsa bir tanesi. Bunlar hep efendim ne kadar onu birbirinden çalanlara kopyacı. Kopyacı. İlim değil. Hayır, sen biliyor musun? Ben o iddiada değilim ki. Ben Rabbimi biliyorum. Verdiği vazifeyi tanıyorum. Peygamber Efendimiz'i tanıyorum. Niye? Varisiyim. Bana biat edenler Peygamber Efendimiz'in biat meclisini yerine getiriyor. Kimse o kadar etmesin. Yok. Senetlerimi ve sefretlerimi anlatıyorum. Allah'ın lütfu, ihsanını anlatıyorum. İstifade edin yavrum. Neyim ben? Allah'ın aciz kulundan başka bir şey değilim. İlah mıyım? Haşa. Benim peygamberim bir ilah değil. Allah'tan başka ilah yok çünkü. Allah'tan başka ilah yok, illa Allah var. İslamiyet'i niye sekerin aldın? Gelirse hepsi kayırmışsın, öyle mi? Bunun hesabını veremezsin. Gayrimüslim nasıl diyorsun? El hesaba. Bir olarak size İslam seçtim dediğinizi tamamladım buyurmuyor mu Hazreti Allah? Kalibiler anlıyorsunuz değil mi? Ha anlamıyorum. O zaman senin alakan yok ki dergâhta. Sen o şekilde düşünemiyorsan rahatsızsın, hastasın demek. Beyninden de zorun var. Senin gideceğin tıp doktoru. Evet, her şey Allah'ın yedi kudretinde ama Cenab-ı Hak tertip etmiş, tanzim etmiş.
Karnın acıken başka bir şeyler ver, mideni dolduramazsın. Ancak hazmedeceğin şeylerle doldurur. Evet, onu tekrar rica ediyorum. Çünkü internete veriliyor sahbetlerim. Hükümetimizden, devletimizden, mesul kişilerden rica ediyorum. Bugünkü Diyanet Teşkilatı'ndan rica ediyoruz. Lütfen bu düşmanlığı kaldırsınlar, düzelsinler. Ayete yanlış mana vermesinler. Maide Suresinin 51'i düzeltsinler bunu. Siz Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin diye ukalalık etmesinler, ukalalık diyor. Allah öyle demiyor ki, sen öyle diyorsun. Onların evliyasına evliya edilmeyin, tabii. Her şeriatın evliyası ayrı. Peygamberlere ait etmemiz ama evliyana tabi ol. Evliyana tabi ol. Peygamber varisini bul, tabi ol. Bulamıyorsan Allah'a sor. İstihare bu. Anladım. Evet. Onun için yanlış tefsir verip ümmet-i Muhammed'in kafasını karıştırma. Dünyayı birbirine düşman etme. Yeter. Eskiden bunun pek hükmü yoktu. Ama şimdi bir aile gibi olduk. Uzaklar yakın oldu. Şurada nefes aldığını dünya öbür tarafına dinliyorlar. Hala adamı inancı küfrediyorsun. Neden öğrendin bunu? Allah mı? Yok. Sen dizemazlık yapma. Allah helak ettiği kanunları yazıyor. Yine Allah onların da tasfiyatını affetsin. İnsansan dua et. Yoksa bir tek ben Müslümanım, gerisi hep kafir gavu kayırmışsın. Nereden çıkardın onu hükmü? İslam'ı niye tekeli alıyorsun? Bir de beş şart koştun İslam'a. İslam'ın beş şartı var dedin. Sağım sana tatlıca kes gelmeye çalışsın. Allah'tan kork ya. O İslam'ın şartı değil ki şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri. Şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri. İslam'ın şartı hala yutturuyorsun. İslam'da şart yok. Allah var diye Müslüman. Peygamber Efendimiz de buyurdu. İnsanlar bütün İslam fıtratıyla dünyaya gelir, terbiye muhtaçtır. Allah var diyecek şekilde yaratılır bütün insanlar. Yaratıcısını düşünecek şekilde yaratılır. Evet. Ama terbiye muhtaç. Terbiyesini bulacak. Kim o terbiye ediyor? Evliya. Enbiya. Hayatta ise peygamberi tabi olacak. Yok peygamberi yoksa onun varisi evliyullah'a tabi olacak. Başka anlamı yok efendi. Alâ inne evliyallâh lâ havfun aleyhim ve lâ havfun yâfelûn. Evliyama korkuyorsun, onlar üzülmeyeceklerdir de. Hitabına mazhar olan evliyullah, peygamber varisleri. Ama sen diyemiyorsun bunu. Diyemiyorsan bırak yazıp da ümmet-i Muhammed'in de kafasını, bütün dünyanın kafasını karıştırma. Yunus ne güzel dile getirmiş. Kadınlar müşteriler bir araya geldiler, kitaplarını bir araya koydular. Sen bu ilmi nereden aldın dediler. Yunus sen bu ilmi nereden aldın dediler. Başka bir ilim gibi bu. Tabii onların değil. Yaşa ilim bu. İlmi sadır, elen neşrah hareket sadrak. İşrak suresi. Ve vadan ankevzek ellezi en kadar zahrek ve refane aleke zikrek. Fe inne mali sülü yusra, inne mali sülü yusra. Feyza ferasa fensaf ve ila rabbi kefer rab sadakallahu azim. İşte ilmi sadır. Sen bu ilmi nereden aldın dediler. Bir kamil müşide varmadan olmaz. Müşidin de kamili var. Dizanmazlar çok. Allah şerlerinden korusun. Amin. Allah'ın vazifesinden dediği kişi değil. Ya o zaman peygamber var işte. Peygamberin verasetini taşıyor.
Ona biat ettiğin zaman peygamberine biat etmiş oluyorsun efendi. Allah aşkına. Yunus'a yine soruyorlar. Sen niye, nasıl biliyorsun? Ulema bilmeciyi sen nereden biliyorsun? Onlar sadırdan okumadılar. Hep satırdan okudular. Elenle şirak rükeyi bilmezler onlar. İşrak suresine haberleri yok onların. Hep satırdan okudular. İlm-i zahirden öte gidemediler. Ben içinden bilecekler. Seher zevkinde misin? Müstecani füsteri kalpler. Hüyüzası sabah hasta hicran ondan sonra. Hasta, hicran çeken hasta. Daha sabah olmadı mı diye. İni mi yani hastanın sabahın feyzini ondan soracaksın. Çünkü sabahın feyziyle üfakat buluruz hastalarda. Biraz rahatlar. Sabahın feyzi, hüyüzat ilahidir o. Seher zevkinde bilsin. Müstecani. Doğru laf diye yatıp laf diye kalkan insanlar. Ne bilecekler bunlar? Ama hasta hicran ondan sonra. Hizat-ı sabahı. Derviş olur işte. Hizat-ı sabahı biliyor. Hicran çekmiş hasta. Tedavi olmuş. Tedavi olduğu yeri biliyor. İş olsun diye girdim. Evet. Kafasını uzatan bizdendir diyor Pir Efendimiz. Dergahımızdan içeri kafasını uzatan bizdendir. Bırakmayız onu. Hatta bir şey anlatırlar. Menkıbe anlatırlar. Beni İsrail'den bir kadın erkekten bahsederler. Aşağı onların anlattığı gibi değil. Hicabiler onları anlatmaya. Geçiyorlar. Dervişler de zikrediyormuş gece. Onlar elinde fenerden gidiyorlar. Ne bu gürültü bir şey mi var diye adam merak etmiş. Pencereden kafasını sokmuş bakmış. Demiş valla adamlar toplanmış. Allah Allah diye bağırıyorlar demiş kadınına. Gelince uyumuş. Tabii yapmış. Mana görmüş. Kıyamet kopmuş. Mahşer kurulmuş. Adamı hesaba çekmişler. Efendim. Güya cehennemliymişse cehennem tarafına olmuşlar. Bunlar tabii hikaye. Ama bir olmuş olayın belki izahı yanlış doğru olmuş bir olay. Pir Efendimiz karşı gelmiş, nereye götürüyorsunuz? O bizim dergahımızdan başı içeri girdi, bırakmayız demiş. Adam canavar uyanmış, kalk demiş, kalk. Biz yanlış iş yapıyormuşuz. Aşağı, ben İsrail'e bir şey dediğim yok. Allah dinleri de haktır, yolları da haktır. Kitapları da haktır. Peygamberleri haktır. Yanlış söyleyen bir galib bir adamız. Tahdit etmiyorum, gerçeği söylüyorum. Allah verdiğini geri almıyor. İptal var bir şey yok. Ben kitapların kafana yazdım. Yazdığım kitapların kafana yazdım. Diyanet müşahareti olur demiş. İşte insanı öğrenmeyecekler. Bak şey de anlatıyorum. Televizyona gelecek. Hesabını öğrenmeyecekler bunun. İnsanları birbirine düşman ettiler. Şimdi evlatlarımız dünyanın her tarafına serpildi. Ne muamele görüyorlar biliyor musunuz? Kim bunun sebebi? Yanlış anlatanlar. Niye gittin oraya? Kafire gavura gizlenir mi? Tövbe estağfurullah. Onların misaliyle konuşuyorum. Mecbur insanlar birbirine gidecek. Allah var diye Müslüman. Sen niye tek elden aldın İslam'ı? Beşte şart koştun. Ne beş şartı? İslam'da şart olur mu? Fıtratında var insanın diyor Peygamber Efendimiz. İslam fıtratı üzerinde dünyaya gelen insanlar
Allah hal diyecek şekilde yaratılmıştır. Terbiye muhtaçtır. Terbiyeliğini bulacaksın. Peygamberin efendim hayattayken peygamberin vlaki alacaksın. Değilse onun evliyasını, vazifeyi götüreni bulacaksın. Kıyamete kadar baki bu. Kıyamet kopmadan kapanmayacak bu kapı. Senet, anlatıyorum senetle sana. Evet, onun için sergiler serdik. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bırak artık düşmanı. Hesabını kim verecek? İnsanlar birbirini yiyor, içiyor. Evet. Âmentü billâhi ve melâketi ve kütübi ve Rasûlü. Dikkat et. Âmenel Rasûlü bimâ enzeleyhi min rabbihi ve rahmûnûn. Küllün âmenel billâhi ve melâketi ve kütübi ve Rasûlü. Gönderilen peygamber. Gönderilen peygamber, evet. Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. İman etti. Peygamber iman etti. Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Evet. Müminler de iman ettiler. Müminler de iman ettiler. Dikkat. Evet. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Bitti. Kur'an. Onlardan her biri Allah'ıma, peygamberlerine, kitaplarına iman ettiler. Yoksa imansız oluyor. Evet. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Evet. Onları işittik, itaat ettik. İtaat ettik. Onları işittik ve itaat ettik. İman ediyoruz. Evet. Ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz eder. Dönüş yalnız sanadır. Dedi. Dönüş yalnız sanadır. Mağfiretini niyaz ederiz ya Rabbi. Âmenel Resulü bimâ üzeyleyhim Rabbi ben onun. Küllün âmene billahi ve melâketi ve kütübü ve Resulü. Lâ neferruku feynâ hedim Resulü ve kâli semînâ ve etâna. Kufranike Rabbena ve leyken mesel. İnsaf et. Kur'an bununla dolu dolu. Senin yanlış tefsirini Allah ıslah etsin. Hesabını soracak. Kasıtlı yaptığınsa soracak. Kasıtlı yapmasını da yine sorsun. Niye? Karıştırıyorsun ortalığı. Aklın ermiyor, niye değil? Yani üç kuruş bilmem ne istifade ediyorum diye zıkkım yederler bana. Onu diyor. Bilmiyorsun, aklın ermiyor. Evet. Niye tahrip ediyorsun? Aklın ermediği şeye niye giriyorsun? Hislerin yetkili olmuşsun. Ne diyelim ya, kağıdı kalem alıyorsun da bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Neyse. Peki, lillahi'l-Fatiha diyelim. Allah şimdiden razı olsun. Fatiha okuyalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin.